Bu videoda önce rakamlara bakacağız. Haftaya nasıl başladık ve bu hafta nasıl geçebilir? Onu sizler için biraz değerlendirmeye çalışacağım. Daha sonrasında da ev almak mı yoksa kira ödemek mi daha karlı, bunu değerlendireceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki kira ödemek nasıl karlı olabilir? Krediyle ev alıyorsanız ya da blok olarak tüm paranızı bir eve gömüyorsanız acaba hangisi karlı, bunun hesabını yapmak zorundasınız arkadaşlar. Sizin yerinize bu hesabı ben yaptım. Videoyu sonuna kadar izleyin. İzlerseniz ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Ev almak mı, özellikle krediyle ev almak mı daha karlı, yoksa kira ödeyip bir yandan da para biriktirmek mi, tasarruf yapmak mı daha karlı, bunun kararını kendiniz vereceksiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle rakamlarla başlayalım. 116.000'i zorlayan bir borsa endeksi görüyoruz yine. Aşı bulundu iddiaları bir kez daha gündeme getirildi ve piyasalarda bir hareketlilik yaratılmaya çalışılıyor. Diğer taraftan ikinci dalga etkisi de dalga dalga gelmeye devam ediyor. Özellikle Amerika'da, Florida ve Texas'ta vaka sayıları her geçen gün biraz daha artıyor. Amerika'da ise toplam vakalar rekor üzerine rekor kırıyor. Bu da ikinci dalga etkisinin çok daha net bir şekilde görülmesini beraberinde getiriyor arkadaşlar. Yani kritik bir sürece doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Bu dönemde çok dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle sizleri uyarmak istiyorum. Borsalar bir miktar daha toparlanacak gibi görünüyor bu koşullar içerisinde. Çünkü mal çıkılması gerekiyor. Mal çıkıldıktan sonra büyük ihtimalle ciddi satışlarla karşı karşıya kalınacak. Bir başka önemli ayrıntı, İstanbul Borsası'nda açığa satış yasaklanmıştı biliyorsunuz. Tekrar açığa satışın yapılması planlanıyor. Bu yasağın kaldırılması planlanıyor. Bu da aslında borsada satış baskısının ciddi manada artabileceğini bize işaret ediyor. Bunu da söylemek istiyorum. Dolar 6.85'in üzerinde tutunuyor. Çok minik bir aşağı yönlü hareketi var. 0.07 gibi, ama görünen o ki 6.85'in üzerinde tutunmaya devam edecek ve önümüzdeki günlerde de 6.90'ı zorlayıp daha sonra 7'nin tekrar üzerine çıkacak. 7.27 kırıldıktan sonra da bir daha üstü boş biliyorsunuz. Büyük ihtimalle 7.80-8.20 seviyelerini zorlayan bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Bu arada şunu da altını çizmek istiyorum. Devalüasyonist ortam devreye girdiği an itibariyle 13-14-15 lira aralığında bir dolar kuruyla karşı karşıya kalabiliriz. Nitekim tüm verilerde Türkiye'deki devalüasyonist etkinin her geçen gün biraz daha arttığını gösteriyor. Yoğun bir hafta olacak. Bana göre dalgalı bir hafta olacak. Amerikan borsalarının açılmasıyla birlikte hem yukarı hem de aşağı yönlü çok sert hareketler olabilir. Bu sert hareketler de açıkçası bundan sonraki süreci belirleyecektir diye düşünüyorum. Paritenin bir miktar yukarıya doğru zorlaması, yani 1.13'ü tekrar zorlamaya başlamış olması da Euro'nun yukarıya çıkışını desteklerken doların bu seviyede kalmasını beraberinde getirdi. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. 7.73 seviyesinde bir euro görüyoruz. Parite 1.12.76 seviyesinde. 1.13'e doğru tırmanınca parite doğal olarak euro da kendisini yukarıya attı. Dolar da sabit durmaya devam etti. Altın onsu 1.770 dolar seviyesinde. 1.770 dolar seviyelerinde kaldığı sürece de ilk hedefi 1.780, 1.800, daha sonrasında 1.840 ve 1.860 olacaktır. 1.860 kırıldıktan sonra da artık rekor denemelerine başlanacaktır altın onsunda. Hem doların bu fiyatı hem de altın onsunun 1.760'ın üzerinde olmasıyla birlikte biz gram altın fiyatında 390 seviyesinde görüyoruz. Onstaki tırmanış, dolardaki yukarıya doğru hareketle birlikte 400 liranın üzerinde bir gram altın fiyatıyla da karşı karşıya kalacağız. Diğer taraftan petrol fiyatı da 40 doların üzerinde, 41 doların hatta üzerinde, ama orada da sıkışık bir seyir görüyoruz. Piyasadan gelen her haber yine etkili olmaya devam edecek. Kritik bir bilgi geldi Avrupa Merkez Bankası'ndan. Krizden önce çöp olan tahvillerde alım ihtimal dışı deniliyor. Yani zaten bozulmuş, zaten çökmüş, zaten batmış firmaları geçmişte olduğu gibi kurtarma niyetimiz yok açıklaması yapıyor Avrupa Merkez Bankası. Pandemiden etkilenen firmaları kurtarmaya çalışacaklar. Onların da kurtarabildikleri kadarını kurtaracaklar. Büyük ihtimalle önemli bir kısmı batmaya terk edilecek. Çünkü yapılacak çok da fazla bir şey yok. Ciddi paralardan bahsediliyor. Şirketlerin kendi kendilerini doğru yönetmesi de istenecek muhtemelen bundan sonraki süreçte. Evet, rakamlara böylece bir göz attıktan sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim arkadaşlar. Dolar ve altın kritik seviyenin üzerinde tutunmaya devam ediyor. 1760'ın üzerinde kalan altın sürekli olarak yukarıyı işaret etmeye devam edecek.
yeni rekor denemelerini işaret etmeye devam edecek. Özellikle ikinci dalga endişesi Amerika-Çin arasındaki gerilim devam ettiği sürece ve Avrupa'dan bozulma haberleri, bozulma verileri geldiği sürece. Çoğunlukla tüketici eğilimlerinin iyi geldiğini göstererek piyasaları rahatlatmaya çalışıyorlar ama bunun bir anket olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Tüketiciler iyi ihtimalleri konuşuyor olabilirler ama acaba buna göre davranıyorlar mı? Acaba tasarruf mu ediyorlar yoksa harcama yönlü bir eğilim içine mi girdiler? Buna bakmak gerekiyor. Tüketicilerin büyük bir kısmı hem Türkiye'de hem dünyada hala tasarruf eğiliminde ve bu eğilimden de kolay kolay vazgeçecekler gibi görünmüyor. Neden? Pandemi belirsizliği devam ediyor. Pandemi ile ilgili bir şeffaf ortam yok ve bu ortam olmadığı sürece de insanlar kendilerini koruma altına almaya devam edecektir. Piyasaların hızlı bir şekilde canlanması zaten beklenmiyor. Nitekim Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, evet dibi görmüş olabiliriz eğer ki ikinci dalga etkisi olmazsa ama sonuç itibariyle bu dipten çıkış o kadar da kolay olmayacak açıklamasını yaptı. Nitekim yine pek çok ekonomist, pek çok uzmanın açıklamasına bakıyoruz. Onlar da bu minvalde buna paralel açıklamalar yapıyorlar. Genel itibarıyla krizdeki dibin uzun süre yaşanabileceği endişesi yaşanıyor. Herkesin düşüncesi bu yönde. Rakamları bu şekilde sizlere aktardıktan sonra gelin hadi videonun başında söylediğimiz konuyu açalım biraz. Konut biliyorsunuz bir furya halinde herkes saldırdı. 0.64 faiz, uygun erteleme koşulları, uygun fiyatlar, kiradan kurtulacağız falan umutlarıyla insanlar koşa koşa konut almaya çalıştılar. Ellerindeki ufak tefek birikimleri bozdurup götürdüler, konuta yatırdılar ve çok ciddi kredi riskine girdiler. Bir kere bunun altını çizelim. 10 yıl, 12 yıl, 18 yıllık ödemelere imza attılar. Eğer ki memursanız ve geleceğinizden tamamen eminseniz bununla ilgili çok büyük bir sıkıntı yok belki ama serbest meslek yapanlar ya da özel sektörde çalışanlar için büyük bir risk. Diyelim ki bu risk yok ve siz 18 yıl boyunca o krediyi geriye ödeyebilecek pozisyondasınız diyelim. Böyle bir senaryomuz olsun. Peki bu durumda acaba kârda mısınız, zararda mısınız? 18 yıl boyunca kira ödeseydiniz daha mı iyi olurdu? Yoksa bugün ev almanız yüksek fiyatlar dahi olsa ev almanız sizin için daha büyük bir avantaj mı değil mi? Bu videoda bu sorunun cevabını sizlere vermeye çalışacağım. Tamamen rakamlar üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Öyle 0.64, 0.74 faiz oranı pek çok konut için geçerli değil. Genel itibariyle kamu bankaları da dahil olmak üzere %0.94 faiz oranını uyguluyorlar 18 yıl için. Şimdi bir kamu bankasından ismini söylemeyeceğim. Aldığım faiz oranlarına göre yine kendi sitesinde yaptığım hesaplamalara göre çıkan sonucu sizlerle paylaşacağım. Ve bu evin toplam ödemesi, bu toplam ödemenin kirayla kıyaslamasını yapacağız. Yani bu evi satın aldığınızda ne kadar bir faiz ödeyeceksiniz? Kira ödediğinizde ne kadar bir kira ödeyeceksiniz? Daha çok kira mı ödüyorsunuz, faiz mi ödüyorsunuz? Kiradan kaçarken faize mi yakalanıyorsunuz? Bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. 1000 lira kira ödediğiniz bir evden bahsedeceğiz. Ortalamada 1000 lira kira ödenen evlerin fiyatları 400-450 bin hatta 500 bin lira aralığına çıkmış durumda. Ben 450 bin liradan hesap yapacağım. Bunun altında fiyatlar da olabilir, üstünde fiyatlar da olabilir. Bu arada evin değeri kira ve toplam yıla göre hesaplanıyor. Ondan da bahsedeceğim sizlere. Hangi fiyattaki evi alırsanız mantıklıdır. Hangi fiyattaki evi alıyorsanız kazık yiyorsunuzdur. Bunu da bu videoda sizlere anlatmış olacağım. Önce bankadan aldığımız krediyle başlayalım. Diyelim ki 450 bin liralık bir ev alacaksınız. 50 bin lira cebinizde para var. İşte %10'una denk geliyor. %10'unu ödediniz. 400 bin lirada kredi çektiniz ve 450 bin liralık ev aldınız. Ödediğiniz 50 bin lirayı da kredi gibi hesaplamak zorundasınız. Çünkü paranın da bir maliyeti olduğunu unutmayın. Paranın sizin cebinizde olması o paranın değersiz olduğu anlamına gelmiyor. 50 bin liranızı dövize koyduğunuzda, altına koyduğunuzda, faize koyduğunuzda 18 yıl içerisinde ne kadar katlandığını hesaplamak zorundasınız ki ben de onu minimize ettim. Aslında normal koşullar içerisinde hesaplasak çok daha yüksek rakamlara çıkıyor o 50 bin liranın toplam getirisi ama biz bankanın kredi oranına göre hesapladık sizler için. Onun için de 450 bin liranın tamamını kredi olarak kullandığınızı kabul ediyorum. Tabii bunun içerisinde tapu masrafı yok, emlakçı masrafı yok, diğer giderler yok,
sigortalar yok. Yani 450 bin liranın sadece ev sahibine verilecek satın alma ücreti olduğunu kabul ediyoruz. Ve buna göre bankanın sitesine girip hesap yaptığınız an itibariyle bakın karşınıza nasıl bir rakam çıkıyor. 450 bin lira kredi aldınız. 450 bin liranın 18 yıl içerisinde geri ödemesi sizin ana paranız dahil olmak üzere 935.313 lira. Aylık ödememizi de hemen söyleyelim. Aylık 5.194 lira ödeme yapıyoruz. Bu 935.313 liranın 450 bin lirasını ana para olarak kabul edebiliriz. Zaten öyle. 450 bin lirayı çıkarttığımız zaman 485 bin 313 liralık bir faiz ödemesi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. İyi koşullar için konuşuyoruz bu arada. Kötü koşullar için konuşursak nedir o kötü koşullar arkadaşlar? Siz ödemenizi geciktirdiniz, zaman zaman sıkıntı yaşadınız, problemler yaşadınız, bunun için ekstra faiz uygulamalarına gittiniz vesaire. Bu durumda bu rakam artacaktır. Ama iyi koşullar için biz 485 bin 313 lira geri ödeme yapıyoruz. Peki bu dönemde sıfır enflasyona göre hesapladığımızda 1000 liralık bir eve 18 yılda toplam ne kadar kira ödüyoruz? Onu biraz konuşalım isterseniz. Toplam 212 bin lira kira ödüyoruz arkadaşlar. 212 bin lira kirayı tabii biz enflasyonsuz hesapladık. Bir de bunun üzerine enflasyon koyalım. Burada banka faizine baktığımızda %105 civarında bileşik faiz uygulandığını görüyoruz. Biz de %105 değil de %120'lik bir enflasyon payı koyalım. Kira artışı koyalım. Bakın bir tarafta %105, biz %120'lik kira artışı koyuyoruz 18 yıl için. Ve %120 kira artışı olduğu zaman siz 468 bin lira kira ödemiş oluyorsunuz. Şimdi soruyorum arkadaşlar size. Bir tarafta 468 bin lira kira ödemesi, öbür tarafta 485 bin lira faiz ödemesi. Hangi rakam daha yüksek? Kira öderseniz mi daha karlısınız, yoksa faizle ev alırsanız mı daha karlısınız? Siz ev sahibine kira ödemekten kaçıyorsunuz ama fazlasıyla aslına bakarsanız bankaya ödemiş oluyorsunuz. Tapu masraflarını, emlakçı parasını, diğer tüm masrafları üzerine bindirdiğiniz an itibarıyla bu rakam 500 bin liraları da geçiyor. Hatta 600 bin liralara dayanıyor. Peki ne yapalım? Ev almayalım mı? Hayır, ev alabilirsiniz ama hangi koşullarda ev aldığınız önemli arkadaşlar. Buradaki en önemli soru işareti aslında bu. Tüm dünyada ev fiyatları nasıl belirleniyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Bugünkü kira bedelinin enflasyonsuz olarak bugünkü kira bedelinin çarpı 12 yılı, 14 yılı, maksimum 16 yılına göre hesaplanıyor. Bir ev aldığınızda o evin kira getirisi aldığınız evi yaklaşık 12 yılda amorti edebiliyor ise bu oldukça iyi bir yatırım arkadaşlar. Mesela 1000 lira kira getirisi olan bir ev satın aldınız ve bu evi 144 bin liraya satın aldınız. Yani 12 yılda kendisini amorti ediyor. Gerçekten avantajlı bir yatırım yapmış oluyorsunuz. O zaman ödediğiniz faiz gideri de şu andaki kira giderinizden çok daha düşük oluyor ve avantajlı oluyor. Biraz daha üzerine çıktınız. Diyelim ki 14 yıla çıkmak zorunda kaldınız. Bu da yine avantajlı bir ev alımı. 1000 lira kira getirisi olan bir evin maksimum 168 bin lira olması gerekiyor aslında. 14 yılda geri ödediğiniz takdirde. Hadi biraz daha abartalım, son noktaya kadar gidelim dediniz ve 16 yılda kendisine amorti eden bir evi aldınız. O da 192 bin liraya denk geliyor arkadaşlar. Bunun üzerindeki her rakam, yani 200, 250, 300, 350, hele ki 400, 500 bin lira gibi rakamlarla karşınıza çıkıyorsa birileri, emin olun size kazık atıyor aslına bakarsanız. Hem de gözünüzün içine baka baka kazık atıyor. Biz onun için emlaktaki bazı fiyatlara balon, bazı fiyatlara makul rakamlar diyoruz arkadaşlar. Bir evin kirası sadece 1000 lirayken o evin fiyatı 500 bin liraysa bu fiyat balon bir fiyattır. Bu evin maksimum olması gereken, maksimum diyorum size, olması gereken 200-250 bin lira bandıdır ki bu rakam bile aslına bakarsanız yüksektir.
Oysa Türkiye'de 1000 lira kira getirisi olan evlerin 450-500 bin lira aralığında olduğunu görüyoruz. Özellikle İstanbul'da. Bu da ev sahiplerinin ya da müteahhitlerin ne kadar açgözlü olduğunu ortaya koyuyor. Diyeceksiniz ki ev fiyatları her sene yükseliyor. Onun için aslında biz karlı pozisyona geçiyoruz. Hiç de öyle değil arkadaşlar. Paranın da bir maliyeti olduğunu unutmayın diye ısrarla söylüyorum size. Siz kenara köşeye altın alıp koyduğunuzda, dolar alıp koyduğunuzda 10 yıl sonra o dolar, o altın hangi pozisyona geliyor? 10 yıl sonra sizin aldığınız evin fiyatı ne oluyor? Bu arada şunu söyleyelim. Sıfır bir ev aldınız, 10 yıl belki belli bir prim aralığında fiyat üzerine fiyat koyabilir. Ama bazı bölgeler haricinde çoğu bölgede 15. yıldan sonraki yaşlanmış evlerin fiyatları da düşmeye başlar. İnsanlar yaşlı evleri tercih etmemeye başlar. Tekrar altını çiziyorum. Spesifik bölgeler hariç arkadaşlar. Zaten o spesifik bölgelerde de siz gidip 450-500 bin liraya ev bulamıyorsunuz. Daha da yukarıya çıkmaya başlıyor ev fiyatları. Sonuç, nereden bakarsanız bakın, faizle ev almak kira ödemekten daha maliyetli bir şeydir. Peşin parayla ev almak mı? Peşin parayla da eğer gidip pahalı bir ev alıyorsanız yine büyük zarara katlanıyorsunuz demektir. 1000 lira kira getirisi olan bir evi 500 bin liraya alıyorsanız aslında 500 bin lirayla siz bugün bankaya yatırım yapsanız, bakın en kötüsünü söylüyorum, eksi reel faizle paranızı götürüp yatırsanız o evden alacağınız kiranın en az 5 katı daha fazla faiz getirisi elde edersiniz. Hiç de iş göründüğü gibi değil. Konut almak her zaman karlı bir şey değildir. Konut almak son zamanlarda özellikle açgözlü müteahhitlerin, açgözlü ev sahiplerinin devreye girmesiyle tamamen balon haline gelmiş durumda. Yarın öbür gün bir kriz durumunda en çok etkilenecek alanlardan birisi konut fiyatlarıdır. Konut fiyatı düşmez. Konut fiyatı düşer arkadaşlar. Nitekim son 4 yıl içerisinde konut fiyatları ya gevşedi ya da hiç prim yapmadı. Bu arada altın fiyatları yükseldi, aldı başını gitti. Dolar fiyatları yükseldi, aldı başını gitti. Bir ara faizler %20'lere, %25'lere dayandı. Her alan, emin olun, konut fiyatlarından çok daha fazla getiri sağladı. Göz göre göre şişirilen fiyatlar yüzünden sektör bir kez daha sekteye uğratılıyor. Ve göreceksiniz, konut fiyatları belli seviyelerde kalmaya ve alıcılarına zarar ettirmeye devam edecek arkadaşlar. Bu seriye devam edeceğiz. Konut sektöründeki gerçekleri sizlere ayan beyan aktarmaya devam edeceğim. Çünkü kimsenin bizleri göz göre göre kazıklamaya hakkı yok. Evet, bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabileyim. Katıl butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın.